Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Türk tarihinde ilkler ve enler serimizin ikincisiyle devam ediyoruz çalışmalarımıza. Bu videoda Osmanlı tarihine ait ilkler ve enler olacak arkadaşlar. Bir önceki videoda İslamiyet öncesi Türk tarihi, Türk İslam devletleri ve Türkiye tarihine ait ilkler ve enler vardı. Eğer izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. İsterseniz vakit kaybetmeden birinci sorumuza başlayalım. İlk Osmanlı-Bizans Savaşı hangisidir? İlk Osmanlı-Bizans Savaşı 1302 yılında yapılan Koyunhisar Savaşı'dır arkadaşlar. Bir diğer adı Papenon Savaşı, Osman Bey döneminde yapılmıştı. İkinci sorumuz, ilk bakır para hangi padişah döneminde basılmıştır? İlk bakır para hangi padişah döneminde basılıyor? Osman Bey döneminde basılmıştır. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de kazandığı ilk toprak parçası neresidir? Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de kazandığı ilk toprak parçası Çimpe Kalesi'dir arkadaşlar. Orhan Bey döneminde Çimpe Kalesi. İlk gümüş para hangi padişah döneminde basıldı? İlk bakır parayı ne dedik? Osman Bey döneminde. İlk gümüş para ne zaman basıldı? Orhan Bey döneminde basılmıştır. Beşinci sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nin ilk medresesi hangisidir? Osmanlı Devleti'nin ilk medresesi. Bakalım, İznik Medresesi arkadaşlar. İznik Süleyman Paşa Medresesi Osmanlı Devleti'nin ilk medresesidir. Osmanlı Devleti'nin ilk müderrisi kimdir? Osmanlı Devleti'nin ilk müderrisi Davud-u Kayseri, yani Kayserili Davut'tur arkadaşlar. İlk müderris. Peki ilk kadı kimdir? Bakalım ilk kadı kimmiş? Dursun Fakih'tir arkadaşlar. İlk kadı Dursun Fakih'tir. Osmanlı Devleti döneminde yapılan ilk cami hangisidir? Osmanlı Devleti döneminde yapılan ilk cami, bakalım, İznik Hacı Özbek Camii'dir arkadaşlar. İznik'te yapılan Hacı Özbek Camii Osmanlı Devleti'nin ilk camiidir. Osmanlı Devleti'nin ilk sarayı hangisidir? Osmanlı Devleti'nin ilk sarayı Bursa Bey Sarayı'dır arkadaşlar. Orhan Bey Bursa'yı aldıktan sonra Bursa Bey Sarayı'nı yaptırmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordusunun adı nedir? Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordusu, bakalım, Yaya ve Müsellem adıyla Orhan Bey döneminde kurulmuştur. İlk vakıf ne zaman kuruldu? Osmanlı tarihinde ilk vakıf, bakalım, ne zaman kurulmuş? Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nin ilk veziri kimdir? Osmanlı Devleti'nin ilk veziri Alaaddin Paşa'dır arkadaşlar. Alaaddin Paşa Osmanlı Devleti'nin ilk veziridir. Osmanlı Devleti'nde ilk sultan unvanını kullanan hükümdar kimdir? Sultan unvanını kim kullanmış? Bakalım, Orhan Bey kullanmıştır arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde. İlk gayrimüslim Haseki Sultan kimdir? İlk gayrimüslim Haseki Sultan Nilüfer Hatun'dur arkadaşlar. Orhan Bey'in eşidir. İlk gayrimüslim Haseki Sultan Nilüfer Hatun. İlk kazasker kimdir? Osmanlı Devleti'nde ilk kazasker Çandarlı Kara Halil Paşa'dır arkadaşlar. İlk kazasker Çandarlı Kara Halil Paşa'dır. Peki ilk Şeyhülislam kimdir? Bakalım hemen. İlk Şeyhülislam Molla Fenari'dir arkadaşlar. İlk Şeyhülislam Molla Fenari'dir. Osmanlı ile Haçlılar arasında yapılan ilk savaş hangisidir? Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında yapılan ilk savaş Sırp Sındığı Savaşı'dır arkadaşlar. Sırp Sındığı Savaşı, bir diğer adı 1. Çirmen Savaşı, 1. Murat döneminde yapılmıştır. Hangi savaşta ilk kez top kullanılmıştır? Hangi savaşta ilk kez top kullanılmıştır? 1. Kosova Savaşı, yine 1. Murat döneminde. Savaş meydanında şehit olan ilk ve tek padişah hangisidir? Osmanlı Devleti'nde savaş meydanında şehit olan ilk ve tek padişah kimdir? 1. Murat'tır arkadaşlar. 1. Murat 1. Kosova Savaşı'nda savaş meydanında şehit düşmüştür. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik hangisidir? Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik Karesoğulları Beyliği'dir arkadaşlar. Karesoğulları Beyliği. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdir? İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'dir arkadaşlar. İstanbul'da yapılan ilk hisar hangisidir? Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da yaptığı ilk hisar Anadolu Hisarı'dır arkadaşlar. Bir diğer adı Güzelce Hisar. Kim döneminde yapılmıştı? Yıldırım Bayezid döneminde yapılmıştı. Rumeli Hisarı daha sonra yapılacak Fatih Sultan Mehmet döneminde. Anadolu Türk Birliği ilk defa ne zaman bozulmuştur? Anadolu Türk Siyasi Birliği ilk defa ne zaman bozuluyor?
1402 yılında Ankara Savaşı ile arkadaşlar Anadolu Türk Siyasi Birliği yıkılmıştır. Timur'la Yıldırım Bayezid arasında yapılmıştı savaş biliyorsunuz. Daha sonra beylikler yeniden kurulmuştu. Türk Siyasi Birliği bozulmuştu. Ankara Savaşı'ndan sonra ve Fetret Devri'ne girmişti Osmanlı Devleti. Venedik ile yapılan ilk deniz savaşı hangi hükümdar döneminde yapılmıştır? Venedik ile yapılan ilk deniz savaşı arkadaşlar 1. Mehmet döneminde yapılmıştır ve bu savaşı Osmanlı Devleti kaybetmiştir. İlk dinsel ve sosyal içerikli ayaklanma isyan nedir? İlk dinsel ve sosyal içerikli ayaklanma Şeyh Bedrettin isyanıdır arkadaşlar. Şeyh Bedrettin isyanı. Osmanlı tarihindeki ilk olumsuz anlaşma hangisidir? Osmanlı tarihindeki ilk olumsuz anlaşma Edirne-Segedin anlaşması arkadaşlar 1444 yılında Macarlarla yapılmıştı. Kendi isteğiyle tahttan çekilen ilk padişah kimdir? Kendi isteğiyle tahttan çekilen ilk padişah 2. Murat'tır arkadaşlar. Yerine oğlu 2. Mehmet'i yani Fatih Sultan Mehmet'i getirmişti. Kendi isteğiyle tahttan çekilen ilk padişah 2. Murat'tır. Osmanlı Devleti'nde ilk Yeniçeri isyanı hangisidir? Osmanlı Devleti'nde çıkan ilk Yeniçeri isyanı 2. Murat döneminde arkadaşlar Buçuktepe isyanıdır. İlk Yeniçeri isyanı Buçuktepe isyanıdır. Hangi padişah döneminde müsadere sistemi ilk kez uygulanmıştır? Hangi padişah döneminde müsadere sistemi ilk kez uygulanmıştır? Fatih Sultan Mehmet döneminde uygulanmıştır arkadaşlar. İlk altın para ne zaman basıldı? Osmanlı tarihinde ilk altın para Fatih Sultan Mehmet döneminde basılmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk köşkü hangisidir arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nde yapılan ilk köşk. Bakalım hemen cevabı neymiş? Çinili Köşk'tür arkadaşlar. Çinili Köşk Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin ilk köşkü olarak tarihe geçmiştir. Portresini yaptıran ilk Osmanlı padişahı kimdir? Portresini yaptıran ilk Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'tir arkadaşlar. İtalyan ressam Bellini'ye yaptırmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk yazılı kanunları nedir? Osmanlı Devleti'nin ilk yazılı kanunları Kanunname-i Ali Osman'dır arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet döneminde çıkarılmıştır. Sadrazamlar ilk defa hangi padişah döneminde divana başkanlık etmeye başlamıştır? Sadrazamlar ilk defa hangi padişah döneminde divana başkanlık etmeye başlamıştır? Fatih Sultan Mehmet döneminde arkadaşlar. Fatih'ten önce divana padişahlar başkanlık ediyordu. Karadeniz ilk defa hangi padişah döneminde Türk Gölü haline gelmiştir? Karadeniz ilk defa hangi padişah döneminde Fatih Sultan Mehmet döneminde Türk Gölü haline gelmiştir? Sancak sistemiyle tahta çıkan ilk padişah kimdir? Sancak sistemiyle tahta çıkan ilk padişah bakalım kimmiş? Birinci Murat'tır arkadaşlar. Birinci Murat sancak sistemiyle tahta çıkan ilk padişah olmuştur. İlk kez cülus bahşişi dağıtan padişah kimdir? İlk kez cülus bahşişi dağıtan padişah bakalım Yıldırım Bayezid'dir arkadaşlar. Yıldırım Bayezid ilk kez cülus bahşişini dağıtan padişahtır. Osmanlı tarihinde sancağa çıkmadan tahta çıkan ilk padişah kimdir? Sancağa çıkmadan tahta çıkıyor. İlk kez kim bu? Birinci Ahmet'tir arkadaşlar. Birinci Ahmet ilk kez sancağa çıkmadan tahta çıkmıştır. Ekber Erşed sisteminde getirmişti zaten. Kutsal toprakları ele geçiren ilk padişah kimdir? Kutsal toprakları ele geçiren ilk padişah Yavuz Sultan Selim'dir arkadaşlar. Yavuz döneminde kutsal topraklar ele geçirildi Doğu Seferi'yle. Osmanlı Devleti ilk kez hangi devlete savaş tazminatı ödemiştir? Osmanlı Devleti ilk kez hangi devlete savaş tazminatı ödemiştir? Rusya'ya arkadaşlar ilk kez savaş tazminatı ödemiştir. İlk daimi elçi kimdir? İlk daimi elçi kimdi arkadaşlar? Yusuf Agah Efendi Osmanlı tarihindeki ilk daimi elçidir. En uzun süre kafeste kalan padişah kimdir? En uzun süre kafeste kalan sancağa çıkma usulü kaldırıldıktan sonra kafes sistemi getiriliyor arkadaşlar. En uzun süre kafeste kalan padişah kimmiş bakalım? 3. Osman arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 51 yıl kafeste kalıyor. Ondan sonra tahta çıkıyor.
İlk kez Batı tarzında askeri ıslahatlar hangi padişah döneminde yapılmıştır? İlk kez batılı tarzda askeri ıslahatlar hangi padişah döneminde yapılmıştır? Birinci Mahmut döneminde yapılmıştır. Padişaha şart sunarak sadrazam olan ilk kişi kimdir? Padişaha şart sunarak ilk kez padişah olan kişi, sadrazam olan kişi bakalım kimmiş arkadaşlar? Köprülü Mehmet Paşa'dır. Köprülü Mehmet Paşa 4. Mehmet'e padişah 4. Mehmet 4. Mehmet'e şartlar sunarak sadrazam olmuştur. Duraklamanın nedenlerini araştırarak raporlar hazırlatan ilk padişah kimdir? Duraklamanın nedenlerini araştırarak raporlar hazırlatan ilk padişah bakalım kimmiş? 4. Murat arkadaşlar. 4. Murat duraklamanın nedenlerini araştırmak için raporlar hazırlamıştır. Hangi padişah döneminde hükümdarın yetkileri ilk kez anayasa ile sınırlandırılmıştır? Anayasa ile arkadaşlar dikkat buna. 2. Abdülhamit döneminde anayasa ile padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. Anayasa neydi? Kanuni esası. Hangi padişah döneminde hükümdarın yetkileri bir kanun ile sınırlandırılmıştır? Az önce anayasa dedik. Hangi padişah döneminde kanun ile sınırlandırılıyor? Abdülmecit döneminde arkadaşlar Tanzimat Fermanı ile sınırlandırılmıştır hükümdarın yetkileri. Hangi padişah döneminde hükümdarın yetkileri ilk kez sınırlandırılmıştır? Burada ilk kez arkadaşlar. İlk kez sınırlandırılıyor. Kanun vesaire demiyor burada dikkat edelim. İlk kez 2. Mahmut döneminde ayanlarla yapılan senedi ittifak ile arkadaşlar ilk kez padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. Halife unvanı ilk kez resmi olarak hangi anlaşmada kullanılmıştır? Halife unvanı ilk kez resmi olarak hangi anlaşmada kullanılmıştır? 1774 yılında yapılan Küçük Kaynarca Anlaşması ile arkadaşlar halife unvanı ilk kez resmi olarak kullanılmıştır. Geldik 50. soruya. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah kimdir? Ordunun başında sefere çıkmamış arkadaşlar. İlk padişah 2. Selim yani Sarı Selim'dir. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah olmuştur. Osmanlı Devleti'nin aldığı ilk büyük deniz yenilgisi hangisidir? Osmanlı Devleti'nin aldığı ilk büyük deniz yenilgisi İnebahtı Deniz Savaşı'dır arkadaşlar. İnebahtı'da Osmanlı Devleti ilk kez büyük bir deniz yenilgisi almıştır. En uzun süre tahtta kalan padişah, Osmanlı padişahı kimdir? En uzun süre bakalım kim kalmış? Kanuni Sultan Süleyman arkadaşlar 46 yıl tahtta kalmıştır. İran ile imzalanan ilk anlaşma nedir? İran ile imzalanan ilk anlaşma Amasya Anlaşması'dır arkadaşlar. Amasya Anlaşması İran ile imzalanan ilk anlaşmadır. Osmanlı ile Avusturya arasındaki ilk anlaşma hangisidir? Osmanlı ile Avusturya arasındaki ilk anlaşma İstanbul, bir diğer adı İbrahim Paşa Anlaşması'dır arkadaşlar. 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştı. Osmanlı ile Avusturya arasındaki ilk anlaşmadır. İlk Osmanlı halifesi kimdir? Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi bakalım kimmiş? Tabii ki Yavuz Sultan Selim arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ilk halifesidir. 56. soruya geldik. Babasını tahttan indirerek yerine geçen ilk ve tek Osmanlı padişahı kimdir? Babasını tahttan indirerek yerine geçen ilk ve tek Osmanlı padişahı 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim'dir arkadaşlar. 2. Bayezid babasını tahttan indirerek kendisi tahta çıkmıştır. Akdeniz ilk defa hangi padişah döneminde Türk Gölü haline gelmiştir? Karadeniz'e ne demiştik? Karadeniz ilk defa Fatih Sultan Mehmet döneminde Türk Gölü haline gelmişti. Akdeniz ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde Türk Gölü haline gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı ilk anlaşma hangisidir? Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı ilk anlaşma Çehrin arkadaşlar Bahçesaray bir diğer adı anlaşmasıdır. Çehrin Bahçesaray anlaşması Osmanlı ile Rusya arasındaki ilk anlaşmadır. Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara hangi anlaşma ile ulaşmıştır? Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara Bucaş Anlaşması ile ulaşmıştır arkadaşlar. Padişah kimdi Bucaş Anlaşması imzalanırken? 4. Mehmet'te. İlk kez Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünen padişah kimdir?
İlk kez Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünen padişah ikinci Osman'dır arkadaşlar. Bir diğer tabirle genç Osman'dır. İkinci Osman ilk kez Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünmüştür. Osmanlı Devleti'nin ilk kez ciddi olarak toprak kaybettiği anlaşma hangisidir? Osmanlı Devleti'nin ilk kez ciddi olarak toprak kaybettiği anlaşma Karlofça Anlaşması arkadaşlar. 1699 Karlofça Anlaşması. Padişah kimdi o zaman? İkinci Mustafa. Kanuni'den sonra ilk kez ordunun başında sefere çıkan padişah kimdir? İlk kez az önce ne dedik arkadaşlar? Kanuni'den sonra ikinci Selim, Sarı Selim ordunun başında sefere çıkmamış. Kanuni'den sonra ilk kez ordunun başında sefere çıkan padişah kimmiş? Üçüncü Mehmet'tir arkadaşlar. Üçüncü Mehmet ordunun başında yeniden sefere çıkmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin doğuda toprak kaybettiği ilk anlaşma hangisidir? Osmanlı Devleti'nin doğuda toprak kaybettiği ilk anlaşma Nasuh Paşa Anlaşması'dır arkadaşlar. Nasuh Paşa Anlaşması doğuda toprak kaybedilen ilk anlaşmadır. Osmanlı Devleti hangi anlaşma ile doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır? Osmanlı Devleti hangi anlaşma ile doğuda en geniş sınırlara Ferhat Paşa Anlaşması ile ulaşmıştır arkadaşlar. Ferhat Paşa Anlaşması da 3. Murat döneminde imzalanmıştı. Dünyada kalorifer sistemli ilk eser hangisidir? Dünyada kalorifer sistemli ilk eser mimari yapı İshak Paşa Sarayı'dır arkadaşlar. Ağrı'da Doğu Bayezid'de İshak Paşa Sarayı dünyadaki kalorifer sistemli eserdir. Harem geleneğine son vererek ilk kez saray dışından evlilik yapan padişah kimdir? Harem geleneğine son vererek ilk kez saray dışından evlilik yapan padişah genç Osman'dır arkadaşlar. Yani ikinci Osman'dır. Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah kimdir? Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah ikinci Osman'dır arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünmüştü zaten. İkinci Osman, genç Osman Yeniçeriler tarafından Yedikule zindanlarında boğularak öldürülmüştür arkadaşlar. 68. soru. Osmanlı tarihinde ilk kez Şeyhülislam idam ettiren padişah kimdir? Osmanlı tarihinde ilk kez Şeyhülislam idam ettiren padişah 4. Murat'tır arkadaşlar. 4. Murat Şeyhülislam idam ettirmiştir ilk kez. Osmanlı Devleti ilk kez Batı'nın üstünlüğünü hangi dönemde kabul etmiştir? Osmanlı Devleti ilk kez Batı'nın üstünlüğünü gerileme döneminde kabul etmiştir. İlk geçici elçi kimdir? İlk geçici elçi arkadaşlar Lale Devri'nde 28 Mehmet Çelebi'dir. Daimi elçi kimdi? Yusuf Agah Efendi. İlk geçici elçi ise 28 Mehmet Çelebi'dir. İlk özel Türk matbaası kim tarafından kurulmuştur? İlk özel Türk matbaası yine Lale Devri'nde İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından kurulmuştur. Peki bu matbaada basılan ilk eser hangisidir? Matbaada basılan ilk eser Van Kulu Lügati'dir arkadaşlar. Bir sözlüktür. İlk kağıt fabrikası nerede açılmıştır? Osmanlı Devleti'nde ilk kağıt fabrikası nerede açılmıştır? Yalova'da açılmıştır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin en büyük sarayı hangisidir? Şimdi Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı dedik. İşte Orhan Bey döneminde yapılan ilk saray, Bursa Bey Sarayı. Bu sarayların içerisinde Osmanlı Devleti'nin en büyük sarayı Topkapı Sarayı'dır arkadaşlar. En uzun süre yönetim merkezi yapan saray hangisidir? En uzun süre Osmanlı Devleti'ne yönetim merkezi yapan saray yine Topkapı Sarayı'dır arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet döneminde açılmıştı, yapılmıştı. Divan-ı Hümayun ilk olarak hangi padişah döneminde kurulmuştur? Divan-ı Hümayun ilk olarak Orhan Bey döneminde kurulmuştur arkadaşlar. İlk defterdarlık ne zaman kurulmuştur? İlk defterdarlık ne zaman kurulmuştur? Birinci Murat döneminde. İlk divan üyesi olan Kaptan-ı Derya kimdir? İlk divana katılan divan üyesi olan Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'dır arkadaşlar. İstanbul'un en yüksek mülki amiri kimdir? İstanbul'un en yüksek mülki amiri Taht Kadısı'dır. Taht Kadısı İstanbul'un en yüksek mülki amiridir. Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu en büyük tersane hangisidir? Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu en büyük tersane Haliç Tersanesi'dir arkadaşlar. Haliç Tersanesi.
Osmanlı Devleti'nin ilk bankası hangisidir? Osmanlı Devleti'nde açılan ilk banka, Bankı Dersaadet'tir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ilk bankası Bankı Dersaadet'tir. Galata bankerleri tarafından açılmıştı. Osmanlı'da yabancı sermayeli ilk banka. Osmanlı'da yabancı sermayeli ilk banka Bankı Osmani'dir arkadaşlar. Bankı Osmani ilk yabancı sermayeli banka olmuştur. Peki milli sermayeli Osmanlı Devleti'nde açılan milli sermayeli ilk banka Ziraat Bankası olmuştur. Milli sermayeyle açılan ilk banka Ziraat Bankası'dır. İlk batılı tarzda açılan okul hangisidir? Osmanlı Devleti'nde batı tarzda açılan ilk okul Hendesehane'dir arkadaşlar. 1. Mahmut döneminde Hendesehane. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi hangisidir? Resmi gazete arkadaşlar. İlk resmi gazete Takvim-i Vekayi'dir. Takvim-i Vekayi ilk resmi gazete. Peki ilk özel gazete hangisiydi? Osmanlı Devleti'ndeki ilk özel gazete Tercüman-ı Ahval'dir. İlk Türk dergisi hangisidir? İlk Türk dergisi bakalım hangisiymiş? Vekayi Tıbbi arkadaşlar. İlk Türk dergisi Vekayi Tıbbiye'dir. Peki ilk mizah dergisi hangisidir? Osmanlı Devleti'nde çıkarılan ilk mizah dergisi Diyojen'dir arkadaşlar. Theodor Kasap tarafından çıkarılan Diyojen ilk mizah dergisi. Osmanlı Devleti'nde ilk rasathaneyi kim kurmuştur? İlk rasathane arkadaşlar 3. Murat döneminde kurulmuştu. Takiyüddin Mehmet tarafından kurulmuştur. İlk rasathane 3. Murat döneminde. Geldik 90. soruya. Osmanlı Devleti'nin ilk vakanaviyüsü yani tarihçisi kimdir arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin ilk tarihçisi vakanaviyüsü Naima'dır. Naima arkadaşlar ilk tarihçi. İlk uçuş denemesini kim yapmıştır? Osmanlı Devleti'nde ilk uçuş denemesini 4. Murat döneminde yapılmıştı. Kimdi? Hazerfen Ahmet Çelebi arkadaşlar. Hazerfen Ahmet Çelebi ilk uçuş denemesini yapıyor. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar arkadaşlar yaptığı dev kanatlarla uçmayı başarmıştır. İlk roket denemesini kim yapmıştır? Yine 4. Murat döneminde arkadaşlar. Bu da ilk roket denemesini kim yapmıştır? Lagari Hasan Paşa. Lagari Hasan Çelebi ilk roket denemesini yapmıştır. Yazdığı hatları günümüze ulaşan ilk Osmanlı padişahı kimdir? Yazdığı hatları günümüze ulaşan ilk Osmanlı padişahı 2. Mustafa'dır arkadaşlar. 2. Mustafa yazdığı hatları günümüze ulaşan ilk Osmanlı padişahıdır. İlk Osmanlı tiyatrosunu kim kurmuştur? İlk Osmanlı tiyatrosunu Güllü Agop Efendi kurmuştur arkadaşlar. İlk Osmanlı tiyatrosunu Güllü Agop Efendi kurmuştur. İlk resim sergisini kim açmıştır? Osmanlı Devleti'nde ilk resim sergisini Şeker Ahmet Paşa açmıştır. Şeker Ahmet Paşa ilk resim sergisini açmıştır. Mimar Sinan'ın ilk eseri hangisidir? Mimar Sinan'ın yaptığı ilk eser bakalım. Hüsreviye Camii'dir arkadaşlar. Mimar Sinan'ın yaptığı ilk eser Hüsreviye Camii Halep'tedir arkadaşlar bu. Hüsreviye Camii Halep'tedir. Mimar Sinan'ın ilk eseri. Peki Mimar Sinan'ın İstanbul'daki ilk eseri hangisidir? Bakalım hemen. Haseki Sultan Camii arkadaşlar. Mimar Sinan'ın İstanbul'da yaptığı ilk eserdir. Batı etkisiyle yapılan ilk cami hangisidir? Batılı tarzda yapılan ilk cami Nuru Osmaniye Camii'dir arkadaşlar. Nuru Osmaniye Camii batılı tarzda yapılan ilk camidir. Şark meselesi ifadesi ilk kez nerede kullanılmıştır? Şark meselesi ifadesi ilk kez 1815 Viyana Kongresi'nde kullanılmıştır arkadaşlar. Viyana Kongresi'nde şark meselesi ifadesi ilk kez kullanılmıştır. Geldik 100. soruya, son soruya arkadaşlar. Fransız ihtilalinin etkisiyle ilk isyan eden Osmanlı Devleti'nde isyan eden ilk millet kim olmuştur? Bakalım. Sırplar olmuştur arkadaşlar. İlk isyan edenler Fransız ihtilalinin etkisiyle. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda Osmanlı Devleti ve inkılap tarihine dair ilkler ve enler soruları olacak. Yine 100 soru hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer izlemediyseniz bu serinin ilk videosunu da izlemenizi tavsiye ederim. İyi çalışmalar diliyorum.